Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 8 Kasım 2021 Pazartesi ve biz 1137. gün başlığıyla karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, gazetelerle başlayalım. Önce 6 Kasım tatil gününe geldiği için YÖK'ün kuruluşu artık unutuldu. Sadece Ali Babacan hatırlattı YÖK'ün kuruluşunu. Bir daha dedi kutlanmayacak çünkü dedi YÖK'ü kaldıracağız geldiğimiz zaman dedi iktidara. Şimdi güzel sözler ama bunları söyleyen 20 yıllık AKP iktidarının 18 yılını Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında geçirmiş ve bütün AKP uygulamalarının altına imzasını atmış. Sonra da şimdi çıkıp diyen birisi şöyle diyor. Bakanlar Kurulu diyor. Kararnameleri diyor. Bakanlar Kurulu'nca alınan kararnameler diyor. Boş kağıtları imzalatılırdı. Üstü sonu doldurulurdu. Yani sen de onlara imza atmışsın. Yani şimdi gerçi partiden kendisi ayrıldı. İhraç edilmedi ama o kadar uzun seneler yol arkadaşlığı yapınca o zaman işler biraz zorlaşıyor ikna edici bakımından. Neyse biz yeni yaşamda başlayalım. Çünkü Erdoğan yine Kürt illerinde esti gürledi. Kürtçeyi biz dedi legal hale getirdik. Kürtçe türkü söylemek, şarkı söylemek yasaktı bu memlekette. Biz önünü açtık falan gibi şeyler söyledi. Gerçi onun görüntüleri de var ama yani onu dinlemekten sıkılıyorum. O yüzden evde televizyon seyrederken çıkarsa bakın siz de öyle yapın. Sesini kısın ve sadece hareketlerini görün. O zaman çok eğlenceli oluyor. Sadece sessiz biçimde izleyin. Onun için Kürdistan'la ilgili olarak esip gürlüyorlar ama yeni yaşamın içinde bir haber var. Birkaç haber, aslında baştan aşağı çok haber var. Kürdistan paylaşımı yapan akademisyen tutuklandı. Bak şöyle göstereyim bunu, sayfanın içine arkadaşlar ekrana getiremezler. Evet, buradan başlıyorum. Biji Kürdistan paylaşımı yapan Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Hifzullah Kutum tutuklandı. Bir hafta önce, burada bir de kutu haber var. Bir hafta önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te Kurtalan ilçesindeki ziyarette dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki mecliste Kürdistan inkar ediliyor sözleriyle Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt propagandası yapmak iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Cemil Taşkesen gözaltına alınmış. İfade verdikten sonra da serbest bırakılmıştı. Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım söylüyor. Seçime giriyoruz. Aynı şey gibi. Tilkinin kargaya serenatı gibi. Ama Kürtler karga olmadıklarını da gösteriyorlar bu şekilde. Ve bu sırada işte bir paylaşımda bulunan akademisyen Hifzullah Kutum da tutuklanmış. Erdoğan esiyor gürlüyor, diyor ki Kürtçeyi serbest hale getirdik. Gazeteler geldi mi arkadaşlar? Evet, Yeni Yaşam'la o zaman birinci sayfasıyla başlayabiliriz. Yeni Yaşam'ın manşetinde düpedüz soygun başlığı yer alıyor. Devlet üretilmemiş elektrik için kamu bütçesinden 300 milyon lira ödeyecek. Son yapılan ve yapılması beklenen doğal gaz zamlarından sonra yurttaşlar kışı nasıl çıkaracaklarını kara kara düşünürken iktidar müşteri garantisi sistemiyle enerji alanında da uygulayarak soyguna yeni bir çığır açtı.
51 şirket önümüzdeki yıl üretmedikleri elektrik için açıktan 300 milyon lira alacaklar. Piyasa şartlarında ayakta kalmakta zorlandığı iddia edilen santrallere verilen kapasite mekanizması desteği, santraller yaptıktan ve üretimden bağımsız olarak kurulu kapasiteleri oranında ödeme yapılması düzenleniyor. Üretsin, üretmesin, bu para bütçeden, dolayısıyla halkın cebinden çıkıyor. Otoyollara, köprülere, şehir hastaneleri, müşteri garantisi adı altında halkın sırtından yapılan ödemeler çok gündem olurken, daha derinden yürütülen enerji soygunu dikkat çekmiyor. Üstelik zaman zaman kesinti adıyla eylem yapan şirketler bununla da yetinmeyip üstüne %50 zam istiyorlar, diyor haberde. Tabii liyakatsız bir yönetim olduğu her gün ortaya çıkan AKP yönetimi, bunlara da hesap kitap yapmadan herkese HES yaptırdı, doğalgaz çevrim santralleri kurdu. Doğalgazı devlet veriyor, onlar alıyor oradan ve elektrik fazlası çıktı ortaya. Ve onlara dediler ki sen elektriği verme, biz sana para vereceğiz. Şimdi onu garanti altına almışlar. Yani santralleri çalıştırmıyorlardı. Şimdi çalıştırsın, çalıştırmasın, bu kadar para ödeyecek. Bu da dediği gibi gazetenin dikkatinden kaçırıyor. 5 milyon kişinin de doğalgazı kesildi. Bu da haberin kutusu. İktidar krizi yok deyip şirketleri besledikçe faturalar kabarıyor. Yurttaşlar doğalgazı açmaya korkuyorlar. Soğukta battaniye ile durabiliyoruz, diyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın. Son 3,5 yılda 5 milyondan fazla abonenin doğalgaz faturasını ödemediği için doğalgaz şeyleri kesildi, diyor gazete. Aşağıda ise Trakya engelleri tanımadı. HDP'nin Tekirdağ'da düzenlediği demokrasiye çağrı mitingi tüm engellemelere rağmen büyük bir coşkuyla yapıldı. İstanbul ve Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne'den birçok kişi otobüs ve araçlarla konvoy halinde katılım sağlarken miting alanına gelen yurttaşları jandarmanın kurduğu barikatlar ve GBT uygulamasından geçirilmesi tepki çekti. Bunu sadece HDP'ye yapıyorlar. Sonra da bu Kürtler ne istiyor diyorlar. Sağ sütundaki haberler, kadın kentiydi, cehenneme çevrildi. Türkiye'nin denetimine geçtikten sonra Efrin'de kadına yönelik suçlar rutinleşti. 84 kadının katledildiği, 71 kadının cinsel saldırı gerçekleştiği Efrin'de durum her gün ağırlaşıyor. Efrin İnsan Hakları Derneği'nden Neyle Mehmet, Türkiye'nin yargılanması gerektiğini söyledi. Evet. Tarihi çiziyor, gelecek kuşaklara kalsın istiyorum, diyor 15. sayfada. Bakalım, onu da söyleyelim. O da demokrasisizliğin resimleri, Türkiye'nin demokrasisizlik tarihini çizdiğini söyleyen ressam Ramazan Soğukpınar, Roboski, Şengal, Alepçe, Ankara gar katliamı gibi birçok olayı resmetti, diyor. Çok güzel resim, tuvalin başındayken fotoğrafı var ama çizdiği fotoğraflardan hiçbir şey, çizdiklerinin, resimlerin fotoğrafı yok. Bu da güzel değil. Kimyasal silah insanlık suçudur. Kürt siyasetçiler Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarda kimyasal silah kullanımını protesto ettiler. Enfal harekatına yakınında yakınları kaybeden Temin Hembit, Türkiye eliyle yaşananlar bir başka enfaldir. Saddam ve Erdoğan aynıdır. İkisinin tek arzuları Kürtleri yok etmekti, dediler. Evet, birinci sayfanın haberlerinin daha geniş biçimde içeride de yer alıyor bugün. Ve
İmralı tecidi tek ve benzersiz Nagihan Avçil avukat. İmralı uygulamaların tecidin ve benzersiz olduğunu belirten avukat Avçil, PKK lideri Öcalan'a verilen volta cezasının sistemin tükendiğinin göstergesi oldu. Volta atmakla ceza attık yani. Siz Abdullah Öcalan'ı bu şekilde aşağılamıyorsunuz. Tam tersine Kürt halkının gözünde daha da değerli hale geldiğinin ispatı, korktuğunuzun da bir ispatı olarak yorumlanıyor bunlar. Evrensel Gazetesi'ne geçelim sevgili izleyiciler. Evrensel'in manşetinde İstanbul'dan Diyarbakır'a yoksulluk gerçeği başlıkta. İstanbul'un Fatih ilçesindeki pazarda ikinci el eşya satarak geçimini sağlayan kadınlara Diyarbakır Sur içinde görüştüğümüz kadınlar yoksulluk hikayeleri iktidarın söylemlerini yalanlıyor. Zaten insanlar yaşıyor bunu. Şeye de gerek yok herhalde. Evet, yoksul Anzele'nin yoksul kadınları, Diyarbakır Sur içindeki kadınlar tarım işçisi kadınlar her şey zamlandı, tezek yakacak hale geldik demişler. Tarım Bakanı duysun zarar ediyoruz, bu da tarladan gelen bir diğer haber. Ve bu ağır döneminde Diyarbakır bize ne söylüyor? Fatih Polat'ın izlenim yazısı şöyle devam ediyor. Diyarbakır sokaklarından, surların arasından sanıyorum bu Keçi Burcu'na doğru giderken epey bir süredir hem kapitalist ilişkilerin yarattığı değişim, bu değişimin yansımaları hem de siyasi iradenin tanımadığı İdare biçimi gerilimini yaşıyor. Bir meslektaşım Sur için söylediği, burada insanlar hayat bize normale döndüğünde Sur eski canlılığına kavuşur diyordu. Öyle de oldu cümlesi politikaya, başka alanlara tercüme edebiliriz. 12. sayfadaymış Fatih Polat'ın yazısı. Fatih bugün köşe yazısında da Eymür'ün söyledikleri ve söylemedikleri diyor. Eymür'ün son söyleşisinde söyledikleri ve söylemediklerine bakıldığında iki önemli dikkat çekiyor. Çiller'e yakın bir isim olan Eymür bugün Çiller cinayetleri biliyordur diyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair olumsuz tek bir cümle söylemiyor. Diğer haberlerde şöyle, Hacettepe'de zamlar geri çekildi. Kantin zamları 4000 imza toplanarak geri çekildi. Öğrenciler geri çekilmesini sağladılar. Davalar mesleğimizi engellemeyecek, baro başkanları meclisteki eylemi takip etmesini engellemekten gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş'ın suç duyurusunu kabul edilmezken polisin şikayeti üzerine Hürtaş hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Sibel Yurttaş biliyorsunuz bizim eski Ankara temsilcimiz. Öğretmenler zincir marketlerde çalışıyorlar. Evet. Derelerde tomruklar tedirgin ediyor. Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu sel felaketi sürerken tomruklar ev ve köprüleri yıktı. Altyapı ve üst yapıda hasara yol açtı. Afetin üstünden 3 ay geçmesine rağmen Ayancık ilçesi Babaçay köyünde dere yatağındaki tomruk dolu depolar halkı tedirgin ediyor. Yeni bir yağış gelirse aynı şeyler olacak diyor Evrensel Gazetesi. Evet, Fatih Polat'ın yazısı bu ağır dönemde Diyarbakır bize ne söylüyor? Yoksullarla ilişkiyi ben de kurayım demiş Fatih'in bugün yazısı. Gazetenin arka sayfasında şöyle de göstereyim. Fatih Polat gazetenin genel yayın yönetmeni ama aynı zamanda da bir sokağın nabzını tutan bir muhabir. Ve muhabir ruhunda hiç kaybetmeyen bir gazetecidir Fatih Polat.
Bir Gün gazetesine geçelim sevgili izleyiciler. Bir Gün'ün manşetinde liyakat yok, zarar çok başlığı yer alıyor. Yöneticiler AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden transfer edilen Devlet Demiryolları'na bağlı şirket tam 109.7 milyon zarar etti. AKP'nin arka bahçesi milyonlar açlıkla sınanırken hayat AKP'nin kayırdığı isimlere güzel. İktidarın arka bahçesi haline gelen Devlet Demiryolları, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ yönetim kurulundaki isimlerin tamamına yakını 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir iştiraklerinde yöneticilik yapmış kişiler. 2020 yılının Ağustos ayında faaliyete geçen şirket dönem zararı ortaya çıktı. Vagonların bakım onarım yapılması için kurulan şirketin dönem zararı 109 milyon lira. Evet, bunlar Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkıyor ama Sayıştay bunları ortaya koyuyor. Uygulayacak olan hükümet, yani Recep Tayyip Erdoğan tabii ki tek başına uygulayacak olan. Tamam diyor, salla yolla gitsin diyor. Aslında bir böyle gazeteci kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bir araya gelip bir ödül vermeli Sayıştay'a. Sayıştay'ın bu çalışan bürokratlarına, bu yolsuzlukları ortaya çıkartan, ortaya koyan bürokratlarını yüreklendirmek gerekiyor. Çünkü altına imza attıkları her rapor onlar aleyhinde bir eksi çizgi olduğu açık. AKP böyle şeylerden hoşlanmıyordur tabii ki. Onlar TÜİK gibi yapacak. Enflasyonu, gerçek enflasyon %40'lardayken %20'lerin altına çekerek hangi ürün zamlanmamışsa onlar üzerinden her ay değiştirilerek, standartları değiştirip Erdoğan'ın hoşuna giden tahminler yapacaklar. Enflasyon tahminleri. Ama öyle olmadığında biz pazarda, markette, bakkalda hissediyoruz. Devam ediyorum. Tarihe VIP darbe. Antep'in sembollerinden 61 yıllık geçmiş olan Gar Restoran'ın VIP salonuna dönüştürülmesi için yapılacak işlemler faturası ortaya çıktı. Yöre sakinlerin tepkisini çeken proje Devlet Demiryolları kasasından 4 milyon 162 bin lira çıkacak. Bunlar da tabii ki o paralar kime gidecek? AKP'lilere, AKP'li müteahhitlere. Yel değirmenlerine saldırı, bu da geçen hafta değil, evvelsi hafta değil mi? Pazartesi günü bizim konuğumuzdu Metin Yeğen'in. Osmanlı döneminde 1910 yılında Bursa'da kadın işçileri kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri direnişi konu alan Grev filmi izleyicisiyle buluştu. Filmin senaristi ve yönetmeni Metin Yeğen yel değirmenlerine saldırıyor diyor ve ekliyor. Herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı bir dünyanın içinde dayanışmanın neşesiyle hareket ediyoruz demiş Metin Yeğen. Bugün Işıl Çalışkan'ın 15. sayfasındaki söyleşisinde Metin Yeğen tam bir dünya gezgini, dünya vatandaşı. Evet, yani kurulu değerlere karşı savaşıyoruz diyor. Kabul edilmiş doğruları. Evet, film İstanbul'da Cinetex Mall'da Mecidiyeköy'de oynuyor. Beyoğlu'nda Cinemajestik'te bir seans oynuyor ya, 19.30'da. Esenyurt, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İskenderun. İstanbul'da Cinetex Mall of'ta, neresiyse bunun yerini ben bile bilmiyorum, saat 19'da. Mecidiyeköy Torun Center'da, orada iki seansı var. 13.15 ve 15.45 Mecidiyeköy'de. Torun Center'ı biliyorsunuz asansör düşmesiyle 10 işçi birden hayatını kaybetmişti. O Galatasaray Ali Sami Yen Stadı'nın eski yerine dikilen Erdoğan döneminin simgelerinden biri.
Dardanel'deki işçilerin isyanı çağ atladık ama iş kazasında ülkede 19. ayını geride bırakan koronavirüs salgını sağlık çalışanlarının verdiği sınavla da yine haksızlıkları ortaya koyuyor. İş kazaları pandemi döneminde %37 arttı. Yalnızca geçen yıl 18.840 iş kazası meydana geldi. Ayrıca 2020 yılında tam 316 bin sağlıkçı geçici iş göremezlik ödeneği için başvuruda bulundu diyor. Koronavirüs de sevgili izleyiciler bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Sağlıkçılar en çok oradan hasta oldular ve çok fazla sağlıkçı kaybettik. Doktor, hemşire ve sağlık elemanı. 40 bin kişi Asya ile Avrupa'yı birleştirdi. Dün Avrasya koşusu vardı. Evet. Sabahleyin bizden önce yayına başlayan televizyonda bir ablamız şey diyordu. Koşu maratonu. Maraton koşusu değil. Avrasya maratonu adı bu. Yani uzun koşuların hepsine maraton deniyor. Avrasya maratonu olarak dünyada da önemli bir yere sahip. İşte New York, Boston maratonları gibi. İstanbul bir de tabii ki dünyanın en ilginç, ilgi çekici maratonu. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya koşuluyor. Yani koşarak kıta geçiliyor. Tabii biz bunu her gün yapıyoruz. Artı TV çalışanlarının bir bölümü, Anadolu yakasında oturanlar bir kıtadan öbür kıtaya gelip çalışıp sonra diğer kıtaya dönüyoruz. Evet, Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Anka Park'ta skandal silsilesi diyor. Altına bir satır daha yazsanız ne olur bunun şimdi? Nedir skandal silsilesi? Gerçi Ankara olduğu zaman Melih Gökçek ve Melih Gökçek'in olduğu yerde de yolsuzluk ve haksızlık bitmiyor. Anka Park'ta skandallar bitmiyor. 2016'da 25 kişilik bir heyetin eşleriyle birlikte Suudi Arabistan'a gönderildiği ortaya çıktı. Anka Park'ta incelemeler yapmak için dünyanın en gelişmiş Luna Park tesisleri Suudi Arabistan'da olduğu için orayı incelemeye gitmişler. 25 kişilik belli ki hacca falan yollamışlardır. Evet, şöyle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kişisel zevkim sözleriyle açtığı 801 milyon dolara mal olduğu ortaya çıkan atıl durumdaki Anka Park 2016'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen bir fuarındaki tanıtımı için 25 kişinin görevlendirildiği, bu kişilere 7 adet VIP araç tahsis edildiği ortaya çıktı. Görevinden el çektirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in kişisel zevkim diyerek açtığı ve Mansur Yavaş'ın 801 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı Anka Park'la ilgili bugün manşete çıkmış. Altında ise bir başka yolsuzluk haberi var. TİAŞ'a hayal sattılar. Üretilmeyen elektrik TİAŞ'a satıldı. EPDK yönetimi değişti. Vurgunun boyutları gizlendi. 210 milyon haksız kazanç elde edildi. Samsun'da faaliyet gösteren Yeşilyurt Elektrik Üretim Şirketi, Türkiye Elektrik Üretim ve İletişim AŞ'nin yazılımlarını kırarak üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi. Firmanın 210 milyon lira haksız kazanç sağladığı, bu tutarın yurttaşların faturalara yansıdığı belirtildi. Vurgunun yönetmelik değişikliğiyle aklandığı ortaya çıktı. Tutar 3 kat azaltıldı. Usulsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile savcılığa başvuruldu. Ancak Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu yeni bir hesaplama yöntemiyle gündeme getirdi. Devlete geri ödenmesi gereken para 80 milyon liraya indirildi. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran CHP'li Akın, Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu tutarı 3 kat azalttı dedi. Sertaç Eşin haberi. Yani
bunlar iktidara falan gelmemişler. Resmen bir ülkeyi yağmalamaya gelmişler diyoruz ya sık sık. İşte bir örneği daha böyle. Korsanlık yapmışlar. Devletin şeylerine girip, şifrelerini kırıp girip kendilerine 210 milyon lira aktarmışlar ceplerine. Ve sonra bu ortaya çıkınca yeni bir kanun çıkartmışlar ve bunu 3 kat aşağı indirmişler. İşin özü bu. Evet. Irak'ta silahsız, insansız hava araçlı suikast girişimi, seçim sonrası karışan Irak'ta Başbakan Kazım'ın evine saldırı düzenlendi ve bu araçlar kullandı. Millet İttifakı köprüyü geçti. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Aslında bu yılda renkli görüntüler. Kılıçdaroğlu 1923, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise 2023 göğüs numarasıyla katıldığı maratonda binlerce yurttaş Asya'dan Avrupa'ya koştu diyor. Canan Kaftancıoğlu da 1919 göğüs numarasıyla koşmuş. İlhan Erdost şiirlerle anıldığı yazar yayıncı İlhan Erdost 12 Eylül Cuntası döneminde dövülerek öldürülüşün 41. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Erdost'un başında söz alanlar onun kişiliğini anlattı, şiirler okudu. Evet, çocukları da orada, eşi de bu acının 41. yılında. Uzlaşmazsak savururuz. Ahmet Türk'ten Uluç Gürkan'a, siyasetçi ve aydınları aynı vakıfta buluşturan Müslüm Sarı, ideolojik angajmanlarla sıkışmayacaklarını söylemiş. Hürriyeti de bitirelim ve geldik Cumhuriyeti bitirdik. Şimdi Hürriyet'te sıra. Hürriyet'i manşetinde Mehmetçiğin fedakar mesaisi. Önce Van Başkale'de Hudut Komutanlığı, oradan Azerbaycan'a birlikte uçtuğumuz Savunma Bakanı Akar, 2015 yazından beri yoğun operasyondayız. Asker 6 yıldır izin yapmıyor dedi. Barış mücadelesinin önemi de böylece ortaya çıkıyor. Askerler izin yapsın, silahlar duvara yaslansın, duvara ısılsın, hiç kimse ölmesin ve gazeteciliğin temel değerlerinden biri de budur. Gazeteci başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini savunur. Bu gazeteler ise savaşın hem savaş kışkırtıcısı hem de savaşın getirdiği sonuçları cilalayan haberler yapıyorlar. Sürmanşette ise kahır bahçe var. Fenerbahçe dün kendi sahasında 2-0 gerideydi. 2-2 berabere kaldı Kayseri Spor'la. Beraberlik golünü de 90+9'da, yani Fenerbahçe'yi kurtaran bir penaltı olmuş. Mesut atmış penaltıyı da. Evet. Galatasaray'da yine onlar da maçın bitmesine 2 dakika kala Karagümrük'le 1-1 beraberliği kurtarmışlar. Hürriyet de tahmin edileceği üzere Lütfi Türkkan birinci sayfaya çıkmış. Yiyecekleri bir şey buldular bolca. Şehit ailesine küfredilmesi yenilir yutulur değil. Sanki hani senin oğlun öldü, ben de seni diye. Aslında Lütfi Türkkan açıklama yaptı. Tabii ki bir milletvekilinin, bir parti yöneticisinin, üstelik de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili şeyine gelmiş bir milletvekilinin küfür etmesi hiç doğru değil. Kimsenin küfür etmesi doğru değil ama buna herkesi de dahil etmek lazım. Değil mi? Erdoğan demiş ki yenilir yutulur değil. Senin sözlerin nasıl yenilip yutulur hale geliyor? Ana Muhalefet Partisi Başkanı'na cibiliyetsiz diyorsun. Bu bir küfür, cibiliyetsiz demek. Cibiliyetsiz, şerefsiz, alçak
Bunların hepsini söyledi ve bir cumhurbaşkanı söylüyor. Şimdi kendisine ve liderine ağır hakaretler, hem sosyal medyadan ağır hakaretler yapıyormuş, hem de orada karşısına çıkmış. Çıkınca da Lütfü Türkkan ona cevap vermiş ama tabii idari yerlerde olanlar buna dikkat etmek zorundalar dillerine. Nusret Vietnam'ı karıştırdı. Ne güzel haber. Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı Tu Lama Londra'da altın kaplamalı biftek yedirmiş Nusret. O da bir dünya markası oldu. Tuzu da böyle silkeliyor ya şöyle. O şekilde tuz dökme stiliyle Amerika'da falan 4 tane restoran açtı. Amerikalı gurmeler toplanıp hep birlikte 5-6 kişi bir yere gittiler ve dediler ki burası restoran falan değil dediler. Yani burası şov merkezi ama oralarda da başarılı. Londra'da da açmış dükkan. Nusret Günaydın Et Lokantası'nın aşçılarından biriydi Ocak'ta. Ama yetenekli çocukmuş işte şey yaptı. Maraton 1. sayfasında da yer alıyor. Rengarenk maraton diyor. Maratonda sırtını CHP lideri Kılıçdaroğlu, startını CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener verdi. İki lider koşuya katıldı. Kılıçdaroğlu 1923, Akşener 2023 göğüs numarasıyla koştu. Bu da şu demek, yani Kılıçdaroğlu geçmiş, Meral Akşener gelecek anlamına gelebilir. Evet. Hürriyet'i de bitirdik. Şimdi sırada Sözcü Gazetesi var. İyi, güzel. Bugün anmalarımız var. Hem de doğum günleri var. Onları da sizle beraber programın sonunda, son bölümünde yapacağız. Şu anda daha 32'deyiz. Biraz daha gazete bakabiliriz. Sözcü Gazetesi'nin manşeti, sür manşetinden başlayalım. Her 100 liralık verginin 40 lirası katma değer vergisinden, iktidarın eli yeni yılda da cebimizden çıkmayacak. Enflasyon ve kur zamları altında inim inim inleyen vatandaş 2022'de bir darbede vergiden inecek. Devlet 1 trilyon 830 milyar lira vergi toplayacak. Yani vatandaşın ciğerini sökecek. Paralel mahkeme, AKP'li başkan kurduğu mahkemede vatandaşı ceza kesti. Çankırı Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafçı, makamında kanaat önderlerini dediği esnaf ve muhtarları toplayıp bir vatandaşı ilçeden kovdu. Hay Allah'ım ya Rabbi. Evet. Karabük Üniversitesi'nde uzun eşek birdir bir körebe gibi oyunların heykellerini yaptırdı. Ancak harcama tartışma yarattı. Rektör Rifik Polat bazı şeylerin fiyatı sorgulanmaz dedi. Aşağıda bakın görüyorsunuz uzun eşek oynayan çocukların heykeli yapılmış. Evet, bunun parası da, bu heykeller pirinç olmadığı açık. Bunlar fiberden yapılıyor heykeller, dökümü. Rektör Polat Erdoğan'ın sözlerini değişik biçimde söylemiş. Erdoğan, itibardan tasarruf olunmaz. Biz de ekleyelim, uzun eşek heykeli bu rektöre, Karabük Üniversitesi rektörüne çok yakışmış. Ve AKP'li Ali İhsan Yavuz, o da veciz sözleriyle tanınan biri. Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey olmuştur sözünün mimarı. Bunlar içi boş sözler ansiklopedisine geçecek sözler. Şimdi de demiş ki oylarımızla Tayyip Bey'e verdiğinizde verdiğimiz destek bize sevap yazıyor. Yani sevap kazanıyorsunuz. Demek ki Tayyip Erdoğan bir din figürü olarak takdim ediliyor. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'in
Onlar da sporu birinci sayfada pazartesi günleri en üste koyuyorlar. Hafta sonları da öyle. Fenerbahçe galibiyeti unuttu. Biz de oradan okuyalım. Ve Galatasaray da bir puana razı oldu. Fenerbahçe Kayseri ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise deplasman sayılır mı? Karagümrük'te 1-1 berabere kalmış. Avrasya Maratonu küçük haber olarak verilmiş burada. Evet, kıta değiştirdiler. Manşet ise yine çevre haberlerinden. Uludağ'ı erittik. Aslında Uludağ da AKP döneminde meydana geldi. Uludağ Milli Parkı'nda son 35 yılda erozyon, çıplak alan ve çıplak kayalarını kapladığı alan %7.8'den %13'e yükselmiş. Alpin çayırları da azalmış. Evet. Ordu siyaseti bulaşmasın. Savunma Bakanı Akar Milliyet'e konuşmuş. Tunca Bengi'ni de helikopterini almış. Tunca Bengin de çok değerli bir gazetecidir. Birlikte çalışmıştık Milliyet'te. Gazetenin koridorlarında dolaşırken bir Şırnak anısı anlatıyordu. Şırnak'ta zırhlı aracın içinde, tankın içinde ekrandan görüyor. Bu diyor, bir çekiyorlar, küt diye bir ev yıkılıyor. Böyle şeyler yapmıştı. Namık Koçak'ta Şırnak anısı var. O da Milliyet'teydi bizimle beraber o dönemlerde. O da evin içinde ve kaldığı evde diyorlar ki, abi diyorlar, şeyin al, pencerenin altında yat, ne olur ne olmaz. Çünkü geceliğin taranabiliriz. Cam hizasının üstünde olursan o zaman ölebilirsin. Biz de öyle yapıyoruz, yerde yatıyoruz. Yani karyolalarda, divanlarda değil. Evet, Türkkan'a sert tepki. Meclisten de gönderilmeli demiş Erdoğan. Şimdi bunlar tam güzel, bu zamlar, dış politika çıkmazı, içeride işsizlik, hayat pahalılığı, enflasyon falan. Birden Lütfi Türkkan ve şehitler dedi ve şehitlere küfür etti. Bütün öbür sorunlar gitti artık. Şimdi bunu bol bol kullanacaklar, çiğneyecekler. Şehitlerimiz, şehitlerimiz. Halbuki Erdoğan'ın şehitlere verdiği önem, o ünlü şehit tabutlarının başında yaptığı konuşmayla, Ercan Akyol'un karikatürüyle de simgeleşmişti. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. Yani öleceksiniz. Bu kadar açık. Sonra bir adım gerisinden şefkat mesajı verdi. Dedi ki, ne mutlu size dedi. Şehit annesisiniz, şehit babasısınız. Abi sen de şehit babası olsana, ya da senin gibi olanlardan birkaç tane göstersene AKP'den milletvekili. O göklere çıkarttığınız şehit anneleri, babaları penceresiz evlerde oturdukları ortaya çıktı. Ve vatan sağ olsun dedirttiler onlara. Evet, şunu da göstereyim. Yeni Çağ vatandaş ilaç alabilmek için bisikletini satıyor. Yeni Çağ'ın manşeti bugün. Evet, onu da gösterelim. Millet İttifakı maratonda buluştu. Köprüyü geçti ve daha güzel bir başlık olabilirdi. Burada Milliyet onu kullanmıştı. Evet, Yeni Şafak gazetesi. Baro adayı CHP'de belirlendi. İçi Boş Haberler Daire Başkanlığı. Sakarya gazı hepimize yetecek. Çok güzel. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in haberi bu. Manşette ise spor haberleri yer alıyor. Havalimanı metrosunda test sürüşü bugün başlayacakmış. Evet. Ve Karar Gazetesi. Karar'ın manşeti: Ankara boşalttı, Atina doldurdu. Dış politikada günlük diplomasi derken, Yunanistan planlı ve bilinçli bir strateji istiyor demiş eski Şam Büyükelçisi Ömer
Earnhorn'la yapılan röportaj burada Taha Akyol'un Eğrisi Doğrusu sütununda da yer alıyor. Fenerbahçe hasreti 4 maça çıktı ve yine İstanbul ayaklarımın altında. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener birlikte fotoğrafın altında, fotoğrafta yer alıyorlar. Sevgili izleyiciler, bugün Erol Taş, Türk sinemasının, Yeşilçam'ın en ünlü kötü adamı, en ünlü kötü adamı rollerine çıkan iyi insan. Erol Taş çok yumuşak kalpli biriydi. Bugün onu 23. ölüm yıl dönümü, onu da sevgiyle anıyoruz. Erol Taş'sız bir Türk filmi düşünülemiyor. Eğer bir kötü adam varsa, mesela onun öncesi Ahmet Tarık Tekçe'ydi. Kötü insanlara böyle söylenirdi. Hayattaki, yani kötülükten haz alanlara Ahmet Tarık Tekçe ya da daha sonra Erol Taş deniyor. Halbuki Erol Taş, Hüseyin Baradan da öyle biriydi. Evet, iyi kalpli kötü adamlar bunlar. 98 yılı. Evet, sevgili izleyiciler. Bugün yine onu da Erol Taş'la yapılan bir röportaj var. Röportajı yapan da evet Haldun Dorman. Dolayısıyla Sayın Dorman bu filmde Babacan tatlı bir reis oynuyorum burada. İlk defa mı böyle iyi bir rol oynuyorsunuz? İlk defa böyle bir rol oynuyorum ki zannediyorum ki bundan sonra bizim seyircilerimiz, sayın seyircilerimiz, vatandaşlarımız sanmıyorum ki bana bir daha küfür etsinler. Çünkü kurtulacağım ben ondan. Yani. Bugüne kadar çok küfür ettiler mi size? Beni çok taciz ettiler, çok dövdüler. Hani şu anda açabilirim belki. Kafam kırıklar içerisindedir. Sahi mi söylüyorsunuz ya? Resmen dayak yediniz. Hem de nasıl dayak? Yani filmin dışında dayak yediniz. Evet, filmin dışında. Bu gerçek sahne değil. Kötü adam oynadığı için vatandaş diyor ki ya diyorsun, diyor, niye kötü adamsın diyor. Arkadaş diyor, ifade ediyorsun ya, bu sanat diyorsun, rol diyorsun. Hayır diyor, sen diyor gaddar adamsın diyor, kötü adamsın diyor, senin canını alacağım diyor. Ya al kardeşim ben. Seyircinin emrindeyiz yani. Seyirci isterse bizi takdir ediyor, isterse bize küfür de edebiliyor ama bu da bir sanatın cilvesidir. Şimdi iyi adam oynadığınıza göre bundan sonra size 600 tane de iyi adam rolü oynamanızı diliyoruz. Bilhassa ben de onu rica ediyorum. Çünkü gece yarısı dahi telefon ediyorlar ve bana kızıyorlar. Yani filmin etkisi altında kalıyorlar, tesiri altında kalıyorlar ve küfür edip telefonu kapatıyorlar. Ben sabaha kadar uyuyamıyorum. Sabahın 5'te kalkıp gene görevin başına gidiyorum ama mutluyum. Çünkü seyirciyi o hale sokmak da bir sanatçının başarısından geliyor herhalde. Herhalde. Sağ olun Erol Taş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün aynı zamanda Özdemir Nutku'nun da profesör doktor tiyatro eleştirmeni Özdemir Nutku 2019'da kaybettik. Onu da saygıyla anıyoruz. Ve iki doğum günü var. Biri Muammer Karaca. Muammer Karaca 1906 doğumlu, 115 yaşında bugün. Türk tiyatrosunun öncülerinden birisidir Muammer Karaca. Kendi adıyla tiyatrosu da vardı. Ve Muammer Karaca tiyatrosu hala aynı adla duruyor. Zaman zaman açılıyor, restore ediliyor. En son oraya Genci Arkad oyunu izlemiştim. İstiklal Caddesi üzerinde ama şu anda kapalı Karaca Tiyatrosu. Onlar işte batıda gidiyorsunuz, aynı 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık tiyatro salonları var. Hiç değişmeden oynanıyor. Bizde bir tek Ferhan Şansoy'un ses tiyatrosu vardı. Evet, 1885. Karaca'da bugün 115 yaşında, kendi oyunlarını da yazan ve Cibali Karakolu da onun ünlü oyunudur. Evet sevgili izleyiciler, bir başka doğum günü de bugün aramızda olan Türkiye'nin en büyük değerlerinden birisi Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'nin yüz akı isimlerinden biridir Yılmaz Hoca. Eskişehir'de başkan değil, o hoca olarak anılır.
her zaman bu sevgi dolu bakışlarıyla. Önce Anadolu Üniversitesi'ni ayakları üzerinde, evet bu da benim ödül fotoğraflarımdan biri. Yılmaz Büyükerşen'le yan yana geldiğimiz her kare benim için ödül değerindedir. Tülen Tekeloğlu'nun filminde de Efsaneler belgeselinde de yer almıştı Yılmaz Büyükerşen. Kendisiyle ilgili belgesel yaptım. O kadar güzel oldu ki çektik ve ikiye ayırdık. İki bölüm İSTV'de Hayatın Notları'nda Yılmaz Hoca'yı da. Bugün 84 yaşında, inanması zor ama yani sanki daha 60'lı yaşlarını sürüyormuş görünümünde ve enerjisinde Yılmaz Büyükerşen. Onun da 84. doğum gününü kutluyoruz. Ve birinci bölümü de sonuna geliyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara, saat başında çok ilginç bir konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Ayhan Erkan avukat ve Halil Arabulan bir diploma peşinde koşuyorlar. Diplomayı almak için değil, görmek için koşuyorlar. İstedikleri diploma da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması. Heyecanlı bir söyleşi bekliyor bizi. Saat başında karşınızda olacağız.